Beklenen videoyla karşınızdayım. Yanımda yeni iMac var. Bu iMac'i görünce birçok kişi benim gibi heyecanlanıyor. Bunun için geçerli sebebimiz var. Tane tane videonun sonuna kadar anlatacağım arkadaşlar. Keyifli bir iMac incelemesi, kutu açılışı olacak. Ön inceleme diyelim. Daha sonra da bir UKT, uzun kullanım testi videosu olacak. Şimdi niye heyecanlandık? Durduk yere niye böyle bir hisse kapıldık? Hemen söyleyeyim. Öncelikle tam bir üretkenler için motivasyon kaynağı. Ne alaka diyeceksiniz? Şimdi üreten insanlar, içerik üreten insanlar, kod yazan olabilir, eğitim almak isteyenler olabilir, şirketler olabilir. Bazen şirketler sadece şunun rengi için bile girişte şirketi premium göstermek için böyle ürünler tercih ediyor. Ama bu video üretkenler için. Neden? Çünkü bu arkadaşın içinde M4 işlemci var arkadaşlar. M4 işlemcinin neler yaptığını daha önceki videolarımızda göstermiştim. Kısa bir şov yine bunu açayım, kurayım. Ondan sonra yine göstereceğim. iMac bize motivasyon oluyor. Neden? Şimdi bir ekran düşünün. Ekran oldukça başarılı. Aynı zamanda çok güçlü bir kasa düşünün. Bu kasayı bu ekranla birleştirmek için 59.000 TL gibi hem de Apple ekosisteminde üretim yapabilmek için bir cihaz olduğunu söylesek herkes heyecanlanırdı. İşte o cihaz bu. O nedenle kutusundan çıkaracağım. Bu arada videomuzu beğenmeyi ve bu video bittikten sonra da ürünle ilgili yorumunuzu yazmayı unutmayın sevgili dostlar. Ağzımın suyu aktı lan iMac deyince. Gerçekten ya. Peki o zaman daha fazla vakit kaybetmeden kutumuzu açalım arkadaşlar. Emirhan kameranın arkasında, diğer kamerada da sevgili Ali var. Bir de misafirimiz var. Abi sen bir gel bir el salla ya. Belki uğur getirir ya, gel. Yaspe bunu denedi. Gel abi bir el salla, gel. Evet. Kim geldi? Hele bakın kim geldi. Hoş abi, geldin. Ben hiç hazır değilim şu an yalnız. Bak beni direkt çağırdı ama. Sağ ol, sağ ol. Oturmaya gelmişsin. Eyvallah. Buyur abi, keyifli bir şekilde izle. Dostlar bilet mi satsak, ne yapsak ya? Ha, bizi kutu açılışında izlemek için kaç para verirsin Ali? Burada çalışmasaydın. 500 lira verirdim izlemek için. Çok mu? Ucuza gittin abi. Ucuza gittik be abi. Yani bugün neyse abi konuşuruz. Şimdi gel abi sen bu tarafa gel. Açalım mı? Ay maşallah. Şimdi kutuyu yırtmayacağım. Kutuyu yırtmadan açacağım. Evet. Hazır mısınız? Ya bir şey söyleyeceğim. Bu arada tüm bu kutuda inanılmaz bir dikkat var, özen var. Birincisi tasarım harikası. İkincisi sıfır karbon salınımı. Yani çevreye çok duyarlı bir kutu hazırlamışlar. Ve inanılmaz hafif ya. Abi bu ne? Bir dakika bir şey yapacağım. Tek el. Şu an tek elimle. Bak ağırlık çalışabilirim. Lan düşürüyormuşum. Bak, abi bu kadar hafif. İçerisinde manyak gibi güçlü bir işlemci. Çok iyi bir ekran var ve hepsi bu kadar arkadaşlar. Şimdi bu burada dursun. Sonrasında ne güzel bir klavyemiz var. Ya bak çok güzel bir adaptörümüz var. Bu adaptörümüzün kablosunun rengi iMac'in rengiyle aynı arkadaşlar. Bu arada bayağı sağlam bir adaptör var. Yok abi yırtmadan açacağım bundan sonra. Adaptörümüz beyaz. Bu arada adaptörde bir Ethernet girişi var arkadaşlar. İlginç. Sonrasında o adaptörü prize bağlayacağımız biraz hor kullandık. Fişimiz var. Klavyemiz var. Klavyemiz de iMac'le aynı renk. Çok iyi. Allah! Bu da mı aynı renk yoksa? Evet. Dostlar Magic Mouse'umuz da yine yeşil. Mis mis.
ve Type-C'li. Süper. Bu arada buradaki klavye Magic Keyboard'da Type-C'li. Parmak izi okuyucumuz var ve numerik klavyemiz var. Bu ne anlama geliyor? Yani siz böyle çok hesap kitap yapıyorsanız da hazır. Örnek veriyorum, muhasebe departmanına iMac aldınız. 59.000 TL'ye yıllarca kullanabileceğiniz. Bir de şöyle bir şey var Ali. Sen bunu satabiliyorsun abi. 3 yıl kullandın. Gideri var mı? Değil mi? Yani böyle de bir olay var. Başka bir bilgisayarı 3 yıl sonra kaça satarız? Değil mi? Öyle bir durum var. Şu inanılmaz güzel bir kablo. Yani şunu iPhone için ben buna çöküyorum abi. Şöyle yeşil güzel bir kablo. Şu uyum olayı çok iyi oldu. Tamam, bu kadar. Şimdi gel bakalım buraya. Gel bakalım buraya. Şimdi açalım. Of. Of. Ben buna ceyranı veririm abi. Şuradan takalım. Taktık mı abi? Aa, ekranın üzerindeki şeyi çıkartmamışız. Hadi bunu da çıkartalım. Kiyadı çıkartıyorum. Oh mis. Abi bir detayı fark ettim ekranı çıkarınca. Nano texture mı? Evet abi. Bize onu mu göndermişler? Evet abi. Gerçekten mi? Evet. Evet abi, parlama yok. Dostlar şimdi burada ilk defa iMac'te bir yeni teknoloji var. Nano texture dediğimiz bir teknoloji. Bu ne işe yarıyor? Şu işe yarıyor. Şimdi bak, normalde şurada hayvan gibi ışık var. Abi ışıkları bir çekebilir misin? Gördün. Yani böyle bir ışık yok. Yani inanılmaz güçlü ışıklar var. Ve bu ışık hiçbir şekilde yansımıyor bak. Bak şöyle güçlü bir ışık en fazla bu kadar yansıyor. Burada nano texture bir ekran var. Bu ekran yansımayı engelliyor. Nasıl yapıyor? Zaten nano bir teknoloji. Şu anda yansımayı engelliyor. Müthiş bir keyif veriyor arkadaşlar. Çalışırken içeriye odaklanıyorsunuz. Benzer teknoloji benim kullandığım bir televizyonda da vardı. Büyük bir televizyon. Ofiste kendi odamda kullandığım televizyonda da var. Bunu bir iMac'te görmek beni çok mutlu etti sevgili dostlar. Bu arada bu ürünü güvenli bir şekilde satın almak için gerekli olan linki videonun açıklamasında bir ortaklıkla beraber paylaşıyoruz. Bunun da bilgisini vermiş olalım. O zaman ceyranı veriyorum. Tamam. İlk sesimizi duyduk. Vay be, ilk defa böyle bir nano texture ekran gördüm ya iMac'te. Duygulandık. Hızlı bir şekilde kurulum yapacağım arkadaşlar. O kurulumu yaparken bu ürün hakkında size bazı bilgiler vereceğim. Şöyle ki hemen mouse'umuzu bir bağlayalım. Bunu size de göstermiş olayım. Şunu diyor, aç diyor. Açtım. Böyle mi haberleşecek hemen? Öbürünü de açayım. Bunun düğmesi neredeydi? Burada. Açtım. Yuh. Ya seviyoruz şu işi ya. Türkçe. Şifreyi de girelim. Bu arada bilgisayara klavyede bağlandı. Kaşla göz arasında. Bağlantı devam ederken setup'ı göstereyim arkadaşlar. Setup bu. Elimizin altında M4 işlemcili bir bilgisayar, harika bir klavye, harika bir fare ve masanın üzerinde sadece tek bir kablo şu. Başka bir şey yok. Yani bence mükemmel bir setup olduğunu düşünüyorum ve tekrar altını çiziyorum. Siz bu teknolojiye yaklaşık 60.000 TL ile başlayabiliyorsunuz. Bu arada hangi ürün ne kadar onu birazdan göstereceğim. Şunu bir kurayım. Hazır mısınız arkadaşlar? Sürdür diyorum ve işte macOS Sequoia şu anda karşımda. İçerisinde Apple Intelligence'da kullanabilirsiniz. Eğer macOS Sequoia 15.1 varsa, dili de İngilizce yaptıysanız, bir de M4 işlemcinin size sunmuş olduğu NPU yapay zeka ünitesiyle beraber cayır cayır buradaki yapay zeka işlemlerinde kullanabiliyorsunuz. Ne işe yarıyor? İşte bir metin üretiyorsunuz, onu daha bir toparlayabiliyor. Ya da bir içerik üreteceksiniz ama birkaç fikriniz var, sizin için içerik üretiyor. Şimdi bu şu anda konuştuklarımız. Bir sonraki yılda çok daha yetenekli hale gelecek. Apple'ın kendi uygulamaları, e-posta okuyucusu, işte mesajlar, Safari, diğer uygulamalar, video düzenleme araçları, on device yapılan bütün işlemlerde de bunu göreceğiz arkadaşlar. O nedenle buradaki Mac, Apple Intelligence ve diğer yapay zeka işlemler için oldukça yeterli ve hakikaten çok şık görünüyor. Şurada görmüş olduğunuz kamera 12 megapiksel çözünürlüğe sahip ve uygun ışık ortamında mükemmel görünüyor. Yani gerçekten bir kameraya ihtiyacınız yok. Toplantılar da sizi çok profesyonel bir şekilde karşı tarafa aktarabiliyor. Bir de center stage özelliği var. Yani siz hareket ettiğinizde yönetmenin takip ettiği gibi sizi takip edebiliyor. Yani bu fiyata böyle bir özellik, tasarım bence gerçekten çok iddialı görünüyor. Bir bakın derim. Ama notlarım devam edecek. Ekran kaydını sizlerle baş başa bırakıyorum.
bırakacağım. IMAX sayfasına geldim arkadaşlar. Satın alın butonuna basıyorum. Satın alma aşamasında bakın hangi seçeneklerimiz var. Az önce gösterdim. 59.999 TL'ye başlangıç var. 8 çekirdekli bir M4 işlemci. GPU'da 8 çekirdekli. RAM 16 GB. Birleşik bellek bu. Ve SSD'de 256 GB. Şimdi arkada zaten Thunderbolt 4 girişler olduğundan dolayı buradaki girişlerle belki de siz o 256 GB'lık olan diski daha da artırabilirsiniz. Yani o tamamen size kalmış. Veya yok abi ben uçacağım kaçacağım diyenler ne seçecek ona bir bakalım. Şimdi herhangi birini seçtim. 16 değil de ben 24 GB istediğim zaman 9000 lira daha ödüyorum. Maksimum 1 TB disk istiyorum. Bana soracak olsanız burada maksimum 1 TB disk biraz az kalmış. Keşke daha fazla olsaydı. Bu arada gigabit ethernet isterseniz 1000 lira gibi bir fark ödüyorsunuz. Mouse, trackpad isterseniz de bu bedelleri ödeyerek en gelişmiş olanına da sahip olabiliyorsunuz. Ama tekrar altını çiziyorum. Genelde böyle bir bilgisayarı çok daha minimum şartlarda satın almak isteyenler oluyor. 60 bin lira gibi bir fiyatla başlangıç yapabiliyorsunuz. Bağlantı özelliklerinden bahsediyordum. Wi-Fi 6E var. Açıkçası ben bir Wi-Fi 7 bağlantı bekledim. Çünkü etrafımızda Wi-Fi 7 modemlerin biraz artışa geçtiğini düşünüyorum. Bir de bu cihazı bugün aldık. Bundan sonra da yıllarca kullanacağımız için keşke Wi-Fi 7 olsaydı. Ama Wi-Fi 6E zaten gigabit Wi-Fi'yi sizlere sunduğu için çok büyük bir kaybımız var mı? Yok. Wi-Fi 7 olsaydı sevinirdik. Bluetooth 5.3 destekliyor. En son sürüm Bluetooth 5.3 mü? Cevap hayır. Bluetooth 5.4 arkadaşlar. Peki daha önce duyurduğumuz M1 çipli bir iMac ile kıyasladığımız zaman M4 çip bize nasıl bir avantaj sunuyor? Bu konu hakkında bazı bilgiler vereceğim. M4 çipe sahip olan bu iMac M1 çipli iMac ile kıyasladığımız zaman günlük üretkenlik sağlayan uygulamalarda 1.7 kata kadar daha fazla performans sunabiliyor. Eğer bu işlemler fotoğraf düzenleme veya video ya da oyun gibi işlemler olduğunda bu sefer 2 kata kadar fazla performans elde edebiliyoruz M4 çiple beraber. Az önce bahsettiğim kameraya ek olarak bir de stüdyo kalitesinde sesinizi kaydeden mikrofonlar var ve bununla birlikte 6 tane hoparlör olduğunu da söylemiş olalım. Ek bir hoparlöre ihtiyacınız olmadan bayağı da güçlü bir sesi dinleyebiliyorsunuz. Dostlar dilerseniz birkaç işlem yapalım, render yapalım. Tarayıcımızda epey fazla sekme açalım. Sonrasında da bu performansı bize nasıl teslim ediyor? Bunu hep beraber görelim. Görmüş olduğunuz bu 24 inçlik ekranın çözünürlüğü 4.5K Retina bir ekran. Burada 4 tane Thunderbolt 4 bağlantısını kullanabiliyorsunuz ve isterseniz 2 adede kadar harici 6K ekrana da bağlantı gerçekleştirebiliyorsunuz. Geldik videomuzun sonuna. Umarım anlatmış olduğumuz bilgiler, kutusunu açtığımız bu iMac hoşunuza gitmiştir. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Şimdi yorum sırası sizde. Yeni iMac için M4 işlemcili aynı zamanda Nano Texture ekrana sahip olan bu iMac için neler düşünüyorsunuz? Yorumlarınız çok kıymetli. Hemen aşağıda okumak ve onlara cevap vermek için sabırsızlanıyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.